Evet, yeniden birlikteyiz. Bugünkü stüdyo konuğumuz şair Mehmet Yaşın. Sayın Yaşın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Kıbrıslı Türkler olarak gururlandık sayenizde. Türkiye'de eleştiri, inceleme ve deneme dalında verilen tek bir ödül var. Mehmet Fuat ödülleri. Ve siz bu ödüllere eleştiri, inceleme dalında layık görüldünüz. Son şiir kitabınızda Kıbrıs Şiir Antolojisi kitabınızla bu ödüle layık görüldünüz. Neler söylemek istiyorsunuz? Nasıl bir duygu bu ödüle layık görmek bir Kıbrıslı Türk şair olarak? Önce belki şunu söylemem lazım. Mehmet Fuat'ı tanırdım ve çok gerçekten değerli bir insandı. Artık öyle zarif insanlar kalmadı İstanbul'da ya da dünyada belki. Eleştirmen olmak, inceleme yazısı yazmak çok tehlikeli bir şey. Çünkü eleştirdikleriniz, inceledikleriniz, yani biraz spekülatif bir alana girmiş oluyorsunuz ama Mehmet Fuat hiçbir zaman spekülatif bir dil kullanmadan, büyük bir zarafet, incelikle edebiyat eleştirisine Türkiye'de çok katkı yapmış birisi. Özellikle onun adını taşıyan bir ödülü almak gerçekten bana iyi bir duygu verdi. Bir de tabii 2005 yılında yayınlanmış olan birçok öğretim üyesinin üniversitede yayınları yapmış olan edebiyat, karşılaştırmalı edebiyat alanında birçok öğretim üyesinin ya da başka eleştirmenlerin de inceleme, araştırma, eleştiri kitapları çıktı bu yıl. Onlar arasından benim kitabımın seçilmesi de ayrıca beni çok mutlu etti. Çünkü çok emek harcadığım bir kitaptı bu gerçekten. Kendi şiir kitaplarımdan, kendi romanlarımdan çok daha fazla zamanımı aldı. Neredeyse 15 yıldan fazla bir zaman içinde, hatta daha 20 yıla yakın bir zaman içinde böyle biriken şeylerle, toplanan malzemelerle, arşiv malzemeleri, sağa sola alınan notlarla, benim yüksek lisans çalışmamın bir parçası olan birçok malzemeyle ortaya çıktı. O yüzden tabii memnun oldum alabildiğime bu kitabı, layık gördüklerine beni. Evet, kitabınız da zaten çok yeni daha. Geçtiğimiz yılın Kasım ayının ortalarında tanıtımı da yapıldı kitabın. Diller ve Kültürler Arası Bir Edebiyat İncelemesi, Kıbrıs Şiir Antolojisi, M.Ö. 9, M.Ö. 20. yüzyıl arasında adadaki şiirin tarihini inceliyorsunuz. Ama tabii ki bu konuyla ilgili ilk kitabınız değil bu. Bunun öncesinde iki tane daha antoloji kitabınız vardı. Ama bu onların biraz daha geliştirilmişi ve birleştirilmişi sanırım. Çalışmalarınız, üniversitede yaptığınız çalışmalar sırasında ortaya çıkan bir fikrin ürünü, tezleriniz sanırım bu konularda. Biraz onu konuşalım. Nereden çıktı böyle bir araştırma yapma fikri? Tabii iki kaynak var herhalde. Bir tanesi benim kendime, kendi şiirim için bir şiir mirası aramamdan kaynaklanıyor. Çünkü küçük yaştan itibaren şiirle, edebiyatla ilgilenen bir çevredeydim. Babamın kitabevi vardı, annemin de zengin bir kütüphanesi vardı ama hiç böyle Kıbrıs Şiir Antolojisi, Kıbrıs Şiiri Derlemesi gibi bir kitap o zamanlar yoktu. Hani 1960'lardan söz ediyorum. Gerçi Hasan Şefik Altay'ın küçük ince bir çalışması vardı, hatırlıyorum. Bir tek o çıkmıştı o yıllarda. Kendim için bir kaynak çalışması yaparken, önce tabii Kıbrıslı Türk Edebiyat kaynakları, sonra bir ara halk türküleri, halk danslarıyla ilgileniyordum. O zamanlar Cumhurbaşkanlığına bağlı halk sanatları birimi vardı. Köyleri dolaşıyorduk. O zamanlar tabii ben 13-14 yaşlarındaydım. Oralarda duyduğumuz tekerlemeler, türküler. Arkasından işte bulabildiğim, gerek babamın kitabevinde, gerek annemin kütüphanesinde eski, artık yeni baskısı yapılmamış Kıbrıslı Türk şairlere ait kitaplar ya da nüshası olmayan dergiler. Bunlar böyle birikti. Ben kendim için bir şeyler yapmaya çalışırken daha sonra Kıbrıslı Rum kaynaklarıyla ilgilenmek istedim. Ama çağdaş Kıbrıslı Rum kaynakları değil de ilk çağ, eski Yunan, eski Fenike şiirini keşfettim.
yani şiir olarak yazılmamışlar. Mezar taşı, vazo yazıları, levha, onların nasıl şiire dönüşebileceğini, eski Yunan şiiri de çünkü o şekilde yaratıldı. Yani şiir diye yazmadılar onları. Mezar taşı yazıtıydı veya işte bir levhanın üzerinde yazılmış olan bir destan hikayesi. Derken Orta Çağ şiiri, Orta Çağ döneminde işte Bizans, Bizans destanları, kilise ilahileri, arkasından Venedik ve Lüzinyanlar hakkında ne kadar az kaynak olduğunu gördüm Kıbrıs Rum kaynaklarında da. Onlarla ilgili gittiğim yerlerde hangi ülkede bulunmuşsam, nereye, hangi üniversitede okuyorsam onları böyle zaman içinde biriktirmeye çalıştım. Tabii Kıbrıslı Türk şiiri Osmanlı döneminden bugüne birçok araştırmacı çalışma yaptı. Yani adlarını sayıyorum sunuş yazısında hangi bölümde kimlerin kitaplarından yararlandığımı kaynakça bölümünde. Onların kitapları özellikle 1974 sonrasında epeyce araştırma yapma, kitap yayınlama imkanı doğdu. KKTC Kültür ve Eğitim Bakanlığı yayınları olsun, diğer özel yayınlar olsun, kuruluşların kendi sponsorluğunda çıkan kitaplar olsun. Sonra Haster'in Halk Bilim Dergisi olsun. Bütün bu kaynaklar doktora çalışmamla birleşti. Dolayısıyla benim kendi şiirim için, kendim için öğrenmek istediğim şeyler. Sonra İngiltere'de Birmingham Üniversitesi ve Middlesex Üniversitesi'nde yüksek lisans çalışması yaparken şiir ve kimlik konusunda çalışmaya başladım. Ve özellikle çağdaş dönemi, ulusal kimliklerin oluşması, bu kültürel kimliklerin sadece ulusal anlamdaki, politik anlamdaki değil de kültürel anlamda da hani din olsun, folklorla ilişki olsun, dille ilişki olsun, insanların, toplumların kültürel kimliklerinin ne kadar süratle değiştiğini bir yüzyıl içinde fark etmek ilginç bir şeydi. Hani Osmanlı, İslam kimliği ve o kültürel çerçevede şiir yazılırken 20. yüzyılın başında bir bakıyorsunuz 30 yıl sonra Türk ve Türkiye kimliğiyle o kaynakla yazılıyor. Bir bakıyorsunuz 100 yılın sonuna gelindiği zaman da Kıbrıslı, Kıbrıslı Türk kaynakları ya da o tür kimlik tarifleri kültürel anlamda ön plana çıkıyor ve bunlar metinlerde yansımasını buluyorlar tabii. Siyasi hareketlenmeler bir anlamda şiiri de yakından etkiliyor. Ülkemizde. Evet, karşılıklı bir etkileşim var. Doğru, yani bir şu da var tabii. Edebiyatta yazılan ürünler de dönüp tekrar o sosyal ve siyasal hareketlenmelere sözcü oluyor. Hı-hı. Ya da onlar için bir çerçeve teşkil ediyor. Hı-hı. O çerçevede kabaca bir şeyler söyleyebilirim. Evet, adada şiirin tarihi 3000 yıl yaklaşık 3000 yıl öncesine dayanıyor diyorsunuz kitabınızda. Ancak Kıbrıslı Türk şiirinin tarihi 350 seneyle sınırlı. Bu da sanırım Osmanlı'nın adaya gelişiyle denk gelen bir dönem. Ve biraz önce de ifade ettiğiniz gibi birçok dönemi ayırıyorsunuz şiir incelemelerini ama ben özellikle yakın dönemi konuşmak istiyorum sizinle. Yani 20. yüzyılı konuşmak istiyorum. Tabii ki siz de uygun görürseniz. Ve çağdaş Kıbrıs Türk şiirini 3 bölüme ayırıyorsunuz 20. yüzyıla baktığımız zaman. Yani bir dönem İslam kimliği, Osmanlı kimliğinden etkilenen Kıbrıs Türk şiiri, daha sonra ana vatan, Türkiye, milliyetçilik, Türkiye milliyetçiliği bu hakim oluyor Kıbrıs Türk şiirinde ve ardından da 1974 sonrasındaysa Kıbrıslılık kimliği hakim oluyor şiir ediyorsunuz. Buna dönüp baktığımız zaman ne tür şiirler, ağırlıklı olarak ne tür şiirler yakalıyorsunuz ki bunları bu şekilde sınıflandırıyorsunuz? Şimdi tabii ben modern, şimdi çağdaş dönemi ben biraz 40'larda başlamış gibi düşünüyorum. Biraz Kıbrıslı Türklerin ulusal talepler öne sürmeye başladığı dönemde işte Katak kuruluyor. Hı-hı. Biliyorsunuz 1931'de Enosis için Yunan Rumların ayaklanması var. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, arkasından buraya etkiler var. Yani dolayısıyla onu biraz çağdaş Kıbrıslı Türk şiirini 40'lar gibi ama
modern anlamda, modern Kıbrıslı Türk edebiyatı anlamında, sadece şiir değil belki konuşulması gereken tabii, 19. yüzyılın sonundan itibaren modern edebiyatın gelişmeye başladığını görüyoruz. Yani sadece şiir alanında değil, oyun, piyes, operet, roman yazılıyor. İlk Kıbrıslı Türk romanı yazılıyor. Sonra geleneksel divan, gazel türü şiirler ya da halk edebiyatının türkü, koşma türü şiirler modernize ediliyor. Daha modern biçimde sunuluyor. Anı yazıları görüyoruz, denemeler görüyoruz. Kısa hikaye ortaya çıkıyor. Nereden? Ürünlerden çok metinlere yansıyan dile bakıyoruz. Nasıl bir dil kullanılıyor? İşte ilk dönemde Osmanlı alfabesiyle zaten başlıyor ilk dönem. 19. yüzyılın sonundan 30'ların sonuna kadar. Sonra Türk devrimi, dil devrimi izleniyor malum. Dilin kullanımı, bugünkü çağdaş dili kullanmıyor. Osmanlı İslam kimliğiyle kendini algılayanlar Osmanlı vatanı için şiir yazıyorlar. Şiirlerinde açıkça bunu ifade ediyorlar. Osmanlı vatanının kurtulması ve kendilerini Osmanlı olarak ifade ediyorlar. Müslümanlar diyorlar ya da yazdıkları metinlerde. Bir de kaynaklar var. Ne tür kaynakları kullanıyorlar? Referansları nedir? Şiirlerine malzeme teşkil eden şeyler nedir? İmge dünyaları nedir? Kendilerini özdeşleştirdikleri şairler, yazarlar kimlerdir? Neyi izliyorlar? Çünkü hepimiz kendi şiirimizi yazarken başka şairleri, başka kaynakları da örnek alıyoruz. Hiç kimse havadan durduk yerde bir şey yazmıyor. Okuduğumuz, dayandığımız şeyler var. Sonra 40'lardan sonra işte siyasal, sosyal gelişmelerle de birlikte Türkçe dil değişiyor. Kullanılan malzemeler değişiyor. Artık Türklüğe ilişkin efsaneler, semboller kullanılıyor. Yani Kıbrıs'taki Osmanlı mitolojisi, efsaneleri de Türklük anlamında ele alınmaya başlıyor. Türkoğlu kavramları. Ama bu gene biraz soyut başlıyor. Zaman içinde 40'larda biraz soyut bir kavram olarak başlıyor Türklük. Sonra yerine oturuyor. Anavatan Türkiye'deki ve Atatürkçülükteki kavramlar gelmeye başlıyor. Bu dönemin şeyle şairleri... Şeyle de tam aynı döneme denk geliyor galiba. Bütün dünyaya baktığımız zaman da ulusçuluk akımının hakim olmaya başladığı, toplumların ulus olarak kendilerini hissetmeye başladığı dönemlere denk gelen bir dönem galiba bu da. Doğru, aslında çok doğru bir tespit yaptınız. Yani 19. yüzyıl sonunda özellikle bizim bölgemizde ulusçuluk akımları ortaya çıkıyor. 40'larda da malum en uç biçimi işte Nazi savaşlar var falan. O yüzden yani ırka, soya yönelik referanslar bulunması da doğal. Yani o gözle baktığımızda şu anda yargılayamayız o yazarları, o şairleri. Hangi koşullar içinde ürettiklerini anlamaya çalışmak bizim üstümüze düşen ve bir anlamlandırmak ne olup bittiğini edebiyat tarihinde. Çünkü bu vesileyle bütün bir kültür tarihini, hatta belirttiğiniz gibi sosyal ve siyasal tarihi de görebiliyoruz. Kaldı ki bizim şair ve yazarlarımızda çok misyon bolluğu var. Küçük bir toplum olduğumuz için aynı zamanda milletvekili de oluyorlar, gazeteci de oluyorlar, avukat da oluyorlar, toplum sözcüsü de oluyorlar. Yani böyle bizde edebiyat, yani bu şimdi olmuş bir şey değil, eskiden beri böyle baktığınız zaman şairlerin yazarların otobiyografilerine, diğer alanlarda da rol oynadıklarını görüyorsunuz. Tabii Atatürkçülük, özellikle çağdaş Kıbrıslı Türk edebiyatı döneminde ve Türkiye edebiyatlarının izlenmesi, oradaki şiir akımlarının, romanda da öyle, sadece şiirde değil, aktarılması buraya. Mesela orada köy romanı çıkıyor diyelim Fakir Baykurtlar döneminde. Burada da görüyorsunuz onun iz düşümlerini. Hani belki en fazla izlenmek açısından zor olan bir edebiyat akımı. Çünkü o tür köy yapılanması yok Kıbrıs'ta ama o dahi izleniyor. Ve tabii diğer şiir akımları da izleniyor. Ha, bu demek değil ki Kıbrıs'ta hiç özgün bir şey yaratılmıyor. Bu çok yanlış bir görüş olur. Merkez çevre arasında dinamik bir ilişki var. Eğer biz bunu bir metropol-periferi ilişkisi olarak görecek olumsa dahi bu, neticede buradan da daha orijinal, özgün sesler çıkıp Türkiye Edebiyat Dergilerinde yer buluyorlar. Bu her zaman böyle olmuştur. Sadece 74 sonrasında olmuş bir şey değil. Görüyoruz 7 gün, 7 tepe, varlık, Türk dili bu dergilerde yayınlanıyor. 40'ların, 50'lerin, 60'ların şairleri. Ve çeşitli anlayışlar, akımlar
70'lerin sonuna kadar devam ediyor çağdaş dönemde. Ama baktığımızda genel olarak Türk edebiyatı, kendi Türk şiiri içinde, Türkiye ile belli bir özdeşleşme hali içinde ve Atatürkçü anlayış ve onun sunduğu kaynaklar etrafında gidiliyor. Yani muhalif olanlar da aynı çerçeve içinde olmuş oluyor. Hani denir ya toplumcu şiir vardı ama o da gene Türk toplumcu şiirini izleyip daha genel bir toplumculuktan söz ediyor. Elbette bu dönemde hiçbir şey birebir değil yani. Şöyle ak kara diye algılanmaması lazım. Söz gelimi hani milliyetçi diye bilinen bir şair ya da Türkiye ile özdeşleşme yaptığı söylenen bir şair. Aynı zamanda şiirde son derece yoğun Kıbrıs imgeleri kullanıyor. Kıbrıs'ın doğasını, efsanesini, mitolojilerini ya da Kıbrıslı Türkçesinden bazı unsurları kullanıyor. Dolayısıyla öyle kategorize etmekten ziyade kavrayabilmek için genel tasnifler yapıp bu alttaki karmaşık yapıyı da analiz edebilmek lazım edebi metinlerde. 1940'lardan itibaren birazcık kimlik değiştiriyor diyorsunuz Kıbrıs Türk şiiri. Yalnız ben şunu anlıyorum galiba Kıbrıslı Türk şairlerin ürünlerine baktığımız zaman, onu kategorize etmeye çalıştığımız zaman vatana yazılan şiirler çok büyük bir ağırlıkta. Bu ülkede siyasal anlamda süregelen bir sorunun olmasından mı kaynaklanıyor? Evet. Bu da çok yerinde bir soru ve benim de bu kitapta en çok sorgulamaya çalıştığım şey. Belki de ben şiir incelemesini böyle hani bir önyargıyla başlamadım buna. Hani illaki ulusal kimlik, vatan filan kavramlarına göre ayıracağım gibi bir şeyim yoktu. Ama sonra dediğiniz gibi baktığınız zaman vatan ve vatan etrafında biz kimiz, kime aitiz, nasıl, bu soruların cevaplarını arıyor şiir. Vatan kavramından ilk söz eden şair bizde Kaytazade Nazım. 1914 kuşağı diye tabir ettim ama tabii o 19. yüzyıl sonlarından itibaren yazmaya başlayan bir şair. İlk romancımız aynı zamanda. Yani modernleşmeyi edebiyatta temsil eden en güçlü simalardan birisi. İşte Kıbrıs kime ait olacak? Kıbrıs'ın kaderi ne olacak? Biz bu topraklarda vatan olarak tutunabilecek miyiz? Biz de en az Rumlar kadar bu ülkenin sahipleriyiz. Ya da işte aynı zamanda vatanımızdır Osmanlı, Türkiye gibi. Bu sorunlarla uğraşmış şairler ve malum birçok toplumlar arası çatışma olmuş, sosyal olaylar, alt üst oluş olaylar olmuş, Kıbrıs el değiştirmiş. Hala süregelen bir uzlaşmazlık içindeyiz ki bu uzlaşmazlık malum Osmanlı adayı terk ettiğinden beri devam ediyor aslında. Öyle baktığınız zaman bütün modern Kıbrıslı Türk edebiyatı tarihi bu çatışma içinde geçmiş. O nedenle zaten ben hani ulusal kimlik, kültürel kimlik ve vatan algılamalarına göre bir tasnif, ana üç tasnif yapmam durumunda hissettim kendimi. Çünkü dediğiniz gibi şiirde en fazla üzerinde durulan olay bu. Bir de kolektif kimlik özellikle küçük toplumlarda çok daha yaygın oluyor. Yani çünkü kendinizi toplum olarak idame ettirmeniz söz konusu. Hani biz Fransızlar kadar rahat değiliz. Biz varız ve hep olacağız. O zaman onlar daha çok bireysel sorunlarıyla, bireysel duygulanımlarıyla, çok daha bireye ilişkin ya da felsefi konularla ya da bir başka ülkenin otantik meseleleriyle ilgili kitaplar yazabiliyorlar. Halbuki bizim gündelik hayatımızda hep bir var olma, var olma meselesi oluyor. Bu da zaten küçük toplumlarda kolektif kimlik öne çıkıyor birey kimliğinden. Bu da daha bir pekiştiriyor o kolektif kimliği ve bu da haliyle o kimlik zaten kolektif karakterli, kültürel, siyasal, toplumsal anlamda biz kimiz, ne olacağız veya kimlik deklarasyonları diyeyim niteliğindeki metinler de ortaya çıkıyor. Ha bunun dışında yok mu? Elbette var. Çok daha bireye dönük şeyler yazan şairler var. İngilizce yazan ya da konusu başka ülkelerde geçen romanlar, kitaplar yazan ya da felsefeyle ilgilenen ya da kendi günlük macerası dışında
pek bir şeye değin, konu itibariyle, tema itibariyle değinmeyen. Ama çoğu zaman onlarda da tema olarak değilse bile imge olarak, söyleyiş biçimi olarak, hani Kıbrıs'ta bir bağ ya da o dönemin anlayışıyla bir bağ yakalamak mümkün. Evet, İngiliz'in adaya gelmesiyle veya diğer bir deyişle Osmanlı'nın adadan gitmesiyle bir kimlik sorgulamasına giriyor şiir diyorsunuz. O dönemde mi başlıyor? Çünkü kitabınızda Elen dilinde ve Türk dilinde yazılan şiirleri de karşılaştırıyorsunuz. O dönemde mi başlıyor Kıbrıs Türk şiiriyle, Kıbrıs Türk şiirinde ve Kıbrıs Rum şiirinde biz ne olacağız sorgulamaları? Vallahi Kıbrıslı Rum şiiri hakkında yeterli bilgi sahibi olduğumu söyleyemem. Elbette bir fikrim var ama eğer çok kapsamlı bir fikrim olsaydı bir 200 sayfalık ek olarak Çağdaş Kıbrıslı Rum şiirini de buraya eklerdim. Ama şimdi buradaki çalışmalarım o kadar uzun ve zahmetli akademik çalışmalarla oldu ki hani biraz öylesine bir karıştırıp onları buraya eklemek istemedim. Hı hı. Çünkü bir denge olmayacaktı ötekilerin akademik ağırlığı karşısında. Ama bilebildiğim kadarıyla Kıbrıslı Rum şiirinde bizimki kadar çok kimlik sorgulaması yok. Onlar baştan beri Elen olduklarından çok eminler. Yani modernleşme itibariyle diyor demek istiyorum. Şimdi bu kitap Kıbrıslı Rum şiirinin modernleştiği dönemde bitiriyor eski Kıbrıslı şiirini. Yani eski Kıbrıslı şiiri en son modernleşme hareketi başlıyor Rum edebiyatında ve ben orada bitiriyorum 18. yüzyıl. O zaman onlar Elen olduklarını biliyorlar ve Elen mitolojisini kullanmaya başlamışlar. Gerçi İtalya'ya gidiyor pek çok Kıbrıslı Rum şair ve İtalya'dan yazıyor. Haliyle İtalya'daki aydınlanma hareketi, Avrupa'daki ulusçuluk hareketi, ulusal kimlikler ve Yunanistan'la kendilerini daha erken bir zamanda özdeşleştirmeleri onlara yardımcı oluyor. Oysa biz kendimizi Osmanlı'yla özdeşleştirdiğimiz dönemde bu şiirler yazılırken Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış oluyordu. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar tuhaf bir duruma geliyor Kıbrıslı Türkler. Yani ben Osmanlıyım diye şiir yazıyor ama ortada Osmanlı Devleti, Osmanlı kimliği iddiasında bulunan bir başka toplum yok. Çoğunluğu olmayan bir azınlık durumunda kalıyor Kıbrıslı Türkler. Osmanlı kimliğiyle ilişki anlamında, Osmanlı kültürüyle ilişki anlamında. İşte özellikle Birinci Dünya Savaşı döneminde. Biraz da o nedenle ben bunu 1914 kuşağı olarak telaffuz ettim. Ama bizim için bu daha bitmeyen bir sorun. Hem Kıbrıs'la ilişki bağlamında hem de Osmanlı İmparatorluğu bağlamında. Eğer Osmanlı İmparatorluğu yıkılmamış olsaydı söz gelimi ya da Türkiye Cumhuriyeti değil de kendine Osmanlı Devleti diyen başka çağdaş bir yapılanma çıkmış olsaydı belki bizim de baştan itibaren Osmanlı kimliği daha süre gelirdi. Çünkü onlarda bir Elen kimliği süre geliyor. Ha o Elen kimliği üzerinde değişimler, oynamalar oluyor. Yani Yunanistan'dan farklılıklarını özellikle öne süren, onlarda da Kıbrıslılaşma hareketi ya da Rum kaynağı, Elen kaynağından çok. Onlar oluyor ama onların hepsi geneldeki Elen ve kültürü içinde. Halbuki bizde Osmanlı'dan radikal bir kopuş oldu. Şimdi bu sadece Osmanlı'nın Kıbrıs'tan ayrılmasıyla ilgili değil biliyorsunuz. Aynı şeyi Türk edebiyatı da yaşadı. Alfabe, dil değişti. Osmanlı değerleri uzun süre çok eleştiriye tabi tutuldu. İşte ancak 80'lerden sonra belli bir barış ya da bir yeniden sorgulama sürecine girildi Türkiye'de de. O nedenle tümüyle Türkiye'deki siyasal, sosyal ve kültürel alt üst oluştan ayrı da değil herhalde bizim bu çalkantılı kültür tarihimiz. Peki, 1943 kuşağı diyorsunuz, Çağdaş Kıbrıslı Türk şiiri, Türk kimliği burada hakim, Türk milliyetçiliği hakim. Ardından 1974 ile birlikte Kıbrıslılık kimliği ön plana çıkmaya başlıyor. Ama ben şeyi merak ediyorum. Kıbrıs'ta sorunun had safhaya çıktığı dönem 1960'da Cumhuriyet kuruluyor. 1963'te hoş olmayan bir takım olaylar yaşanıyor. Ardından 74'de savaş oluyor vesaire. Bu arada Kıbrıs Türk şiiri nereye savruluyor? Yani o Türk kimliğinden Türkiye
Yaşın'ın etkisiyle yazılan şiirden keskin bir dönüşle Kıbrıslılı kimliğine geçiş, o aradaki süreci merak ediyorum. Tabii şimdi şunu da belirtmem gerekiyor. Yani biraz önce telaffuz ettiğim gibi böyle siyah beyaz diye görmememiz lazım. Çünkü o Türk kimliği dediğim dönemde de çok orijinal Kıbrıs'a ilişkin şiirler yazan kimseler vardı. Söz gelimi Süleyman Uluçamgil. Türk kimliğini temsil ediyor ama Kıbrıslı Türkçesini çok iyi kullanıyor. Lefkoşa'yı çok iyi anlatan bir şair. Ne yazık ki çok genç yaşta öldü. Şimdi çok kolay bir şey değil onu sadece Türk milliyetçisi ya da Türkiye'nin izleyicisi diye sunmak. Yani orada zaten 74 sonrası gelen eğilimlerin miras alabileceği elementler, unsurlar bulunuyordu geçmişte de. Şimdi bu kimlik tarifleri malum daima bir ötekilik kavramına göre. Yani bir ötekiniz var. Kimden farklı olduğunuza göre söylüyorsunuz. Şimdi belki buradan da bir çıkış yapılabilir. Şimdi eskiden Rum komşunuz Rum olduğu için siz Türk olduğunuzu söylüyorsunuz. Çünkü o Rum. Yani ikiniz de Kıbrıslısınız. Ama onun karşısında sizin Türk yanınız öne çıkıyor. Daha sonra işte Türkiye'den gelen vatandaşlarla birlikte yaşanmaya başladığı zaman bu sefer sizin Kıbrıslı olmanız öne çıkmış oluyor. Komşunuza göre. Yani bir öteki, bir farklılık daima bu kimlik tariflerinde problemli bir şey olarak bulunuyor. Bir de gene şey yapmamak lazım. Yani 74'ten sonra hiç Türkiye şiirini veya Türkiye kaynaklarını izlemedi. Bu da izlendi gene. Gene oradaki dergilerde yayınlandı, oradaki akımlardan, oluşumlardan etkilenme oldu. Fakat çok daha fazla sorgulamalar başladı. Radikal bir dönüşüm oldu. Kıbrıs konusunda kullanılan malzeme, şiirin malzemesi değişti. İşte eski Kıbrıs şiir mirasıyla ilgili şiirler yazılmaya başlandı. Ya da eski Kıbrıs tarihiyle ilgili. Hani eski Yunan, Fenike, Latin, Lüzinyan, Venedik. Kıbrıs'ın doğası, Kıbrıs'ın tarihi yerleri. Bunlar çok biraz abartılı şekilde hatta şiire girdi. Hristiyan nıkla ilgili konular, halbuki daha önce hep biz Türkiye'den Türklükle Osmanlı efsaneleri alınıyordu. Yani şiirin dayandığı malzemeler değişti. İzlediği konular değişti. Eskiden daha ulusal kaygılar varken barışla ilgili işte bir nasıl demek lazım? İnsanca yaşamakla ilgili. Yani insan ne demek? Eskiden Türk ne demek sorusu belki daha öndeydi. Ve bu arada edebiyatın, kültürün diğer alanlarında, sanatın diğer alanlarında da benzer şeyler oldu. Hani şiiri onlardan soyutlamamak lazım. Hani bu ülkede Halk Sanatları Derneği'nin kurulup bir fenomen olarak bu kadar yaygınlaşması bile başlı başına bir şey. Türkçenin kullanımında bakıyoruz daha çok Kıbrıslı sözcükler, Kıbrıs'a ilişkin bitki, doğa, floranın Kıbrıslı Türk adlarıyla söylenmesi temayülü. Ve bunun gibi daha pek çok şey sayılabilir tabii izlekten imgeye kadar bu değişim içerisinde. Savrulma mı? Her zaman savrulmalar olur. Belki de bu o kadar da kötü değil şiir için. Yani her zaman savrulmalar olacaktır eğer buna savrulma demek gerekirse. Ya da belki de bu doğal bir gelişim seyridir edebiyatın. Şimdi geriye dönüp baktığımız zaman 20. yüzyıla her ne kadar aradan henüz 5 yıl geçmiş olsa da... O seyri macerayı izlemek ilginç oluyor. Bir mantık, bir tutarlılık, ha zaten böyle olacaktı diyoruz. Ha zaten bu dönemde bu tür sosyal, siyasal, kültürel olay olmuştu diyoruz. Ama tabii şimdi biz bugün yazarken çok da fazla fark etmiyoruz belki neye göre yazdığımızı. Sanmıyorum şairlerimizin her an bunun böyle bir hesap yaparak yazdıklarını. Yani sonuçta birisi çıkıyor edebiyat analizi yapmak için ve şuraya da bu şekilde okuyor onu. Ha ama eğer bir başkası çıkıp okusa başka türlü de okuyabilir. Bu benim okuma şeklim. Ve belli bir açıdan okuma şeklim. Özellikle bu belirttiğiniz konular açısından. Peki siz nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Yakın tarihimizde ortaya konan ürünleri yani 1974 sonrasında örneğin konuşacak olursak imgeleri değişti dediniz. Kıbrıs Türk şiirinin bu normal bir gelişim sürecinin sonucudur. Ve birçok şairimiz var ülkemizde ve büyük ağırlıkla yine tıpkı eskiden olduğu gibi galiba hala vatan şiiri yazılıyor.
Bir yani, başka açıdan başka bakarak, açıdan bu sefer bakılarak, Kıbrıs açısından, Kıbrıslılık evet, açısından evet, bakarak. Tabii o da aslında şimdi Kıbrıs yurtseverliği, Kıbrıslı kimlik, bunlar da aslında milliyetçi söylemler. Şimdi adını biz milliyetçilik denmese de adına, siz eğer kendinize bir kolektif kimlik yaratıyorsanız ve kolektif bir kimlikle bakıyorsanız olaya, orada belki adı milliyetçilik olmasa da bir grup kimliği olduğu için bir başkası dışlanmış oluyor. Hı hı. Yani bu her zaman böyle bir şey. Yani kimlik o nedenle sorunlu bir kavram. O nedenle şimdi daha çok kültürlülük, işte benim kitabımda kozmopolit değerleri Kıbrıs'ın biraz öne çıkarılmaya çalışıldı. Yer verdim Rumca, Kıbrıs Rumcası yazan Kıbrıslı Türk şairlere ki bazen karışık dilde yazıyorlar. Ya da İngilizce yazan Kıbrıslı Türk şairler var. Hani biraz daha sorgulanması için. Hiçbir şey öyle ak ve kara değil diye. Tabii pek çok şairimiz var. Dediğiniz doğru, gene kolektif bir kimlik var. Zaten eğer o olmasa ben bu kitabı bu şekilde bir kuramsal çerçeveye oturtamazdım. Çünkü bana gördüğüm malzemelerin bana verdiği şeyden ben buraya geldim. Belki de bambaşka bir açıdan bakacaktım o zaman şiire. Ama bakıyorsunuz sonunda belli gruplaşmalar oluyor, belli kolektif kimlikler ve anlayışlar oluyor. Yani bu da tabii Batı Avrupa'daki pek çok ülkenin şiirinden farklı bir durum. Merak ediyorum. Kıbrıs Türk tarihini, ya birçok konuda biz bunu biliyoruz ve hep eleştirdik. Tarihimizi öğrenmiyoruz, coğrafyamızı bilmiyoruz vesaire. Bu anlamda edebiyat alanında da Kıbrıs Türk edebiyatını biz çok fazla bilmiyoruz. Kıbrıs Türk romanını, Kıbrıs Türk şiirini çok fazla bilmiyoruz. Bu anlamda Kıbrıslı Türkler okulda öğrendiklerini bir kenara bırakırsanız, Kıbrıs Türk edebiyatını, Kıbrıs Türk şiirini öğrenmek için bir takım çabalar sarf ediyorlar mı? Siz karşı tarafta duran, yani şair olan, şiiri yazan olarak bunu nasıl gözlemliyorsunuz? Şimdi aslında bilmem biz biraz yakınan bir toplum muyuz? Bana göre Kıbrıslı Türkler çok üretken bir toplum. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi baktım ben bunu yaparken, hatta ilk kitaplarımın yazılarım çıktığı zaman Bursa'daki Bulgaristan kökenli Türklerin dergilerinde çıkmıştı. Bakın kendimizi Kıbrıslılarla kıyaslayalım diye. Bir kez Kavala'daki Yunanistan, Kuzey Yunanistan'da bir şiir etkinliğine katılmıştım. Oradaki Türkler geldi. İşte biz sizin 100 yıl, 200 yıl gerinizdeyiz, sizde şöyle şiir edebiyat var diye. Yani şimdi Kıbrıslı Türkler 100-150 bin kişilik bir toplum olarak bu kadar zor siyasal şartlar altında bu kadar önemli şeyler yapmışlar. Türkçe konuşan bir başka toplum yok bunu yapabilen. Osmanlı sınırları, Osmanlı'dan sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında kalmış olan. Yani şimdi bir bakıyoruz Makedonya, eski Yugoslavya'da olmuş, Kosova'da vardı epey dergiler yayınlanan, Tan, işte hatta çocuk dergileri, Kuş falan bunlar. Ama bunlar da o dönemki yönetimin Türkçe konuşanlara yaptığı özel destekler vardı. İşte Tito yönetiminden sonra Yugoslav Sosyalist Cumhuriyeti, yani bayağı teşvik gördüler. Bir de gene Makedonya, işte İttihat Terakki'den itibaren Türk kültürünün yerleşik olduğu şey, yani hani son Osmanlı şairi, ilk Türk şairi diye tabir edilen Yahya Kemal'in memleketi. Ha, ama biz onlardan dahi daha şey bir durumdayız. Bir de Girit-Kıbrıs karşılaşması yapılır sık sık bizim siyasal literatürümüzde ki ben hiç katılmıyorum. Kıbrıs'ta hiçbir zaman Yunanca gazete çıkmadı. Girit'te her zaman Yunanca gazete çıktı. Türkler yani Yunanca gazete çıkardı. Girit'tekiler hiçbir zaman bizim kadar kitap, dergi yayını yapmadılar. Kıbrıslılar tarihlerinin en zor döneminde bile birçok çeşit çıkardılar dergilerde. Mizah dergisi, sağlık dergisi, Türkiye'de ilk sağlık dergisini Kıbrıslılar çıkardı. Bu kadar çeşitli üretim yapan bir toplum, dilde, kültürde. Onun için ben biraz daha takdir edilmesi gerektiğini düşünüyorum Kıbrıslı Türk Edebiyatı'nın. İşte ben de onu soruyorum. Yani birçok ürün var ama buna rağmen çok özel ilgi alanlarında değilse insanlara bu bir şekilde gösterilmiyor. Göremiyorlar bu insanlar. Ama ben görüp onlardan yararlanarak 12 sayfalık bir kaynakçam var. Şimdi ben de bunları ne yapıyorum? Gidiyorum kütüphaneyi dolaşıyorum. Buradaki kitap evlerini dolaşıyorum. Her seferinde yeni çıkmış kitapları alıyorum. Onlara bakıyorum.
İşte üniversitelerimizin dergileri var. İngilizce, Türkçe dergiler çıkarıyorlar. İşte kongreler yapılıyor. Gerek Kültür Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, gerekse Doğu Akdeniz Üniversitesi ve diğer üniversiteler. Onların yayınlarını tarıyorum. Yani aslında ortada hele 80 sonrasında çok üretim oldu. Halk edebiyatı bağlamında, divan edebiyatı, tasavvuf edebiyatı bağlamında, erken modernleşme dönemi şairlerinin, şiirlerinin keşfi bağlamında, bir takım Türkiye'de sağda solda kalmış ama Kıbrıs kökenlilere ait mesela Esra Dede tezkereleri, bunların çözülüp yayınlanması bağlamında, işte Doğu Akdeniz Üniversitesi epey kongreler yaptı, Namık Kemal ya da yayınlar yapıldı, özel bibliografyalar yayınlandı. İşte Fadıl Niyazi Korkut olsun, Niyazi Berkes olsun, diğer Türk kökenli, Kıbrıs kökenli Türkiye'de yaşamış aydınlar. Ortada çok malzeme var ama ben biraz bunları toparlamak istedim bu dediğiniz şeyle de. Hani insanlar aldıklarında bir kitabı, o kitabın içinde bütün bunların hepsi olsun. Ne var ne yok. Şimdi arkada 12 sayfalık bir kaynakça var. Gerçi bu 12 sayfalık kaynakçanın bir kısmı İngilizce, Yunanca, Fransızca ama çoğunluğu Türkçe. Ve o Türkçe kaynakların çoğunluğu da o 12 sayfa içinde, şimdi hatırlayamayacağım kaç sayfası ama Kıbrıs'ta yayınlanmış kitaplara ait. Dolayısıyla kaynak çok. Bunların derli toplu biçimde kamuya sunulması sorun. Biraz da ben o endişeyle bu antolojiyi hazırladığımı söylemem gerekiyor. 94'te de Kıbrıs'ı Türk Şiir Antolojisi'ni bu şekilde bir endişeyle yapmıştım. Yani ben bulamıyordum çocukken, hani kütüphanede şöyle kitabı çekiyorsun, Kıbrıs Şiir Antolojisi. Niye yok? Hiç olmazsa şimdikiler bulsun. Yani şunu da söylemeye çalışıyorum. Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama çocuklarımıza Kıbrıs Türk şairini ve şiirini öğretmiyoruz. Yani okullarımızda, birazcık da bunu kastetmiştim aslında. Okullarımızda Orhan Veli'yi öğretiyoruz, Nazım Hikmet'i öğretiyoruz. Tabii ki bunları da çocuklarımızın bilmesi gerekiyor. Ama diğer taraftan Mehmet Yaşın'ın şiirini de bilmesi gerekiyor. Benim belki şiirimi bilmeleri için erken aslında. Bence bu okullardaki eğitimi biz, eğitimi biraz... Şimdi Türkiye şundan eleştirilir, Türkiye'deki eğitim sistemi. Bize Nuh-u Nebi zamanından kalma şairleri, şiirleri okutuyorsunuz. Biz de soğuyoruz edebiyattan. Hiç günümüz edebiyatçılarını okutmuyorsunuz. Yani Türkiye'deki eğitim sistemine yıllardır en fazla getirilen eleştiri bu. Yani biz Orhan Veli'yi, Nazım Hikmet'i filan okuyamıyoruz. En fazla gele gele Namık Kemal'e kadar geliyoruz. Ondan sonrası yok. Ha, bizde de tam tersi olma temayülü var. Bizde de şu anda yazanın okutulması temayülü. Ha, şimdi ben bu antolojiye belki de son 25 yıldır yazanları almamalıydım belki de ama 20. yüzyılın sonuna kadar götürmek istedim. Şimdi Mehmet Fuat kendi hazırladığı antolojide son 25 yılın şairlerini almadı. Çünkü onlar daha eleme, ayıklanma sürecinden geçirecek. Zaman gösterecek hangi şair, hangi yazar kalacak, hangisi kalmayacak. Bu henüz belli değil hangisinin kalacağı, hangisinin kalmayacağı. Bunun ipuçları olabilir, çok belirgin de olabilir ama bizim yapmamız gereken bir defa Kaytazade Nazım'ı, Müftü Hilmi Efendi'yi, işte hatta Bidari Des diye tabir edilen Kıbrıs Rumcasıyla şiir yazan Kıbrıslı Türk şairleri, mesela Şeyh Ahmet Derya'yı, Ahmet Derya'nın babası olan Hasan Şeyh Derya'yı almamız gerekir. Çünkü onlarda da bizim öğreneceğimiz epeyce şey var miras olarak. Nasıl iki kültür birbirine girmiş ya da Taner Baybars'ı, işte çeşitli dillerde şiir yazmış ama neticede bizim şairimiz. Bugüne gelmeden önce biz bu Osmanlı divan, tasavvuf şairlerimizi, Handi olsun, ilk şairimiz Siyahi Dede, şairlerimizden biri. Yani birkaç şiirleri kalmış, çok az olsun, o birkaç şiirle biz bunları sunmamız, hangi şiir anlayışındaydılar, hangi tekkelerde bulunuyorlardı, bunları sunmamız lazım. İlk yazılan roman, Kaytazade Nazım'ın, ilk yazılan öykü, Ahmet Tevfik Efendi'nin, yine Mehmet Ali Akıncı'nın ilk öyküleri, ilk operet yazanlar, oyun yazanlar, Nazım Ali İleri, bunları sunmamız lazım. Bunlardan başlamamız lazım. Yani bugüne, son 25 yıla belki gelmememiz lazım. Çocukların okulda beni okumaması lazım henüz.
O çünkü çok spekülatif ve şey bir durum. Yani önce buraya bugüne nasıl geldiğimizi görelim biz. Birden bir yerden başlayalım. Tabii modern dönemden başlayalım. Türk edebiyatını öğretmeye. Evet, yani mesela Müftü Hilmi Efendi'nin falan artık bunların okutulması lazım divan edebiyatı, tasavvuf edebiyatı içerisinde. Ama şu var, önce bir de bugüne gelirken şiir birikimimizin ayırdında olması gerekiyor öğrencilerinde. Çünkü neticede okuyanların bugünkü edebiyatı da yargılayabilmesi lazım. Aslında bugünkü edebiyatı, ben şimdi eleştiri inceleme ödülü kazandım. Bu bana çok ağır gelen bir şey bir taraftan da. Çünkü eleştiri inceleme bir çok büyük bir şey yüklüyor size. Halbuki aslında okurlardır eleştirmen. Bütün şairler, yazarlar okurların eleştiri sürgecinden geçiyor sonuçta. Yeter ki onların kitapları ortaya çıkarılmış olsun. Yeniden basılmış olsun ve okur yazarlara sunulmuş olsun. Gittiğinizde ulaşabilirsiniz kitaplarına. O zaman bugünkü şair ve yazarların daha iyi değerlendiren bir okur yazar, bir edebiyat kitlemiz olmuş olacak. Çünkü her dönemde epeyce insan şiir yazar, roman yazar, öykü yazar. Dünyanın her yerinde bu böyle. Ama Mehmet Fuat'ın antolojisine baktığınız zaman mesela 100 yıllık çağdaş Türk şiiri, o da benim kitabım gibi bir kaynak kitap olarak sunuldu orta dereceli okullara. Orada 77 tane şair var. Düşünün, 70 milyonluk Türkiye'de 77 şair almış 20. yüzyıl için. Ben tabii biraz da mirasımızı hep ortaya çıkarmak, daha geniş göstermek endişesiyle de belki biraz. Ya da işte daha geniş bir perspektifle ortaya çıkmak için 45 şair koydum. Yani 150 bin kişilik toplumda da 45 şair var. Bu son 100 yıl için konuşuyorum. Diğer dönemleri saymaz isek şayet. Onun için evet, bu okunmalı ama sondan başa doğru değil de baştan 350 yıl önceden başlayarak bugüne doğru gelinerek okunmalı. Şimdi programın sonuna çok yaklaştık ama merak ettiğim bir şey var. Kısaca onu soracağım size, ardından da yarın bir konseriniz var, o konseri konuşalım. Kıbrıs Türk okuyucusu... Şiiri ne kadar okuyor, onu merak ediyorum. Çünkü ben bir yayıncıyla konuşmuştum kısa bir süre önce ve ülkemizde yayınlanan şiir kitapları her zaman diğer kitaplara oranla daha az satılır demişti bana. Bu böyle mi? Gerçekten de şiirin okuyucusu sınırlı mı ülkemizde? Dünyanın her yerinde çok sınırlı. Eğer İngiltere ile kıyaslarsanız Türkiye daha iyi durumda. Eğer Türkiye ile kıyaslarsanız Kıbrıs daha iyi durumda. Öyle mi? Öyle. Fazla burada okuyucular dünyanın diğer yerleriyle kıyasladığınızda. Maalesef şiir okuru özellikle son çeyrek yüzyılda giderek marjinalize olmaya, azalmaya başladı. Yani 1000 civarında kitabı basılıyor en önemli şairlerin bile. İngiltere'de de öyle. Türkiye'de de öyle. Bu niye böyle acaba? Şiirin işte ticari bir meta değil. Dolaşıma girmiyor. Yani artık bestseller romanlara yöneldi edebiyat, biliyorsunuz. Hatta romancılık anlayışı bile değişti son çeyrek yüzyılda. Roman türleri değişti. Şu anda Türkiye yayın piyasasında zaten bir türlü üzerinden gelemediği bir alt üst oluş yaşıyor son 10-15 yıldır Türkiye yayın piyasası. Biraz bu Batı Avrupa'daki değişimlerin Türkiye'ye yansımasıyla da ilgili. Ona baktığınızda bizim buradaki yayıncılığımız zaten amatör olduğu için... şiir çok yayınlanıyor baktığınızda. Halbuki Türkiye'de yayınlanamıyor bile. Bir şairin yayıncı bulması giderek daha zorlaşıyor. Çok sınırlı sayıda şiir kitabı basılıyor. Çoğu da zaten kendi bastığı için de biz fark edemiyoruz. Halbuki Türkiye'de buna imkan olmadığı için tabii hiç ortaya çıkamıyor. Evet. Sayın Yaşın, yarın akşam sizin 1978 ve 1986 yılları arasında yazdığınız şiirlerden yola çıkılarak bestelenen şarkıların bir arada seyirciyle, dinleyiciyle buluşacağı bir konser var. Birazcık da ondan konuşalım. Osman Petek Cankoy evet, düzenliyor bu konseri. Sevgili Osman ve Petek Cankoy, buradan size teşekkür ediyorum. Bu güzel projeniz için beni çok duygulandırdınız. Sizin programınızda da söyledim, katılamadım çalışmalarınıza ama biliyorsunuz ne kadar çok sevindiğimi.
Tasarımı da kendiler yaptı. Bütün bu çalışmayı yaptılar. Çok naif, hoş, sıcak, samimi bir çalışma oldu. O zamanlar işte bestelenen şiirlerim vardı. Can Tufan, Mustafa Tozak'ı, daha başka Ahmet Okan, Niyazi Nasıfoğlu ve Osman Cankoy'un yaptığı. Onlar böyle CD'lere kaydolamadı. Tuhaf bir dönemdi zaten o 80'ler dönemi bu ülkede. Şimdi onları biraz da böyle nostaljik bir tatla, biraz da naif toplayıp yaptılar diğer bestecilerin parçalarını da. Bu CD Deniz Taşları ismini taşıyor. Piyasaya da verilecek değil mi? Vallahi şimdi mahcup olacağım ama tam da bilemiyorum. Lefkoşa Türk Belediyesi bunları. Çünkü onların sponsorluğunda çıktı. Hı hı. Ama sanıyorum yapımcı Osman Petek Cankoy'da nasıl bir anlaşma yaptılar? Bunu satacaklar mı yoksa belediyenin sponsorluğu olduğu için başka bir yol mu? Ama yarın bunu sergileyip tanıtacaklarını biliyorum. Herhalde satılacaktır tabii. Çünkü bu kadar CD basıldığına göre bir biçimde herhalde mütevazi bir şeyle. Ama ben yanlış bilgi vermiş olmayayım şimdi burada. Konserin yeri, saati eminim. En azından onları biliyorum. Oraya gelmek isteyen birçok izleyicimiz vardır. Onu da sizden öğrenelim. İşte yarın 8.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde olacak. Gazetelerde haberleri çıktı. Orada CD satımı da yapacak ya da bir biçimde dağıtımı yapılacak. Bu CD'deki bütün parçaları Okyanus diye bir grup oluşturdular arkadaşlar. Onlar bu parçaları seslendirecekler. Tabii bu parçalar artık tamamıyla benim şiirlerim değil ama büyük bir incelik göstererek şiirlerimin bütününü koymuşlar kitapça. Çünkü biliyorsunuz bestelerken şu paragrafı alıyorsunuz. Yani müziğe uyması için hatta bazen sözcükler değişiyor falan. Yani bir aranjman yapıyorlar yani. Lazım. Ama bir incelik gösterip sözleri de tam olarak, tam metin olarak koydular kitapçığının içine. Onun için de teşekkür ediyorum. Evet, buraya çok hoş bir şey var. Onu aktarmak istiyorum izninizle. Mehmet Yaşın'ın 1978-1986 yılları arasında 20-27 yaşlarındayken yazdığı ilk şiirleri dalgalarla oradan oraya savruldu. Keskin rüzgarın, kavurucu güneşin altında kaldı. Dalgaların, rüzgarın, güneşin verdiği deniz taşı biçimleriyle su yüzüne çıktı yıllar sonra. Biz de o eski besteleri yeniden seslendirdik. Birer şarkı olsun deniz taşları ve avucunuza dolsun diye. Çok hoş. Sayın Yaşın, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığınız için ve tekrardan tebrik etmek istiyorum sizi. Bu son derece anlamlı ödüle layık görüldüğünüz için de ayrıca. Ben teşekkür ediyorum. Kıbrıslı Türklere böyle bir şiir mirası bıraktıkları için bize. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, böylelikle programın sonuna geldik. Konuğumuz Sayın Mehmet Yaşın'dı. Yarın saatler 16.30'u gösterdiğinde yeniden bu stüdyolarda olacağız. Konuğumuz Başbakan Ferdi Sabit Soyer olacak. Siz de mutlaka ekranlarınızın başına bekliyoruz. İyi akşamlar, hoşça kalın. (Gülüyor)